başlayınca severim ben seni karınca, kararınca. Şu an bir banka soymaya çalışıyorum. Şaşkın gözlerle bana bakan annem. Rehin alınmış kadın benim arkadaşım. Bu duruma nasıl düştüğümü biliyorum. Ama buradan nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Annen çalışmaya gidecek. Para kazanacak. Poyraz'a güzel oyuncaklar alacak. Poyraz. Öpücük var. Bir tane şuradan. Şuradan. Bir tane. Poyraz. Annene söyle kahvaltı hazır. Poyraz annene söyle kahvaltı hazırmış. Anne söyle bakayım anne. Bugün çok morale ihtiyacı var annesine. Annelik yapıyor da sabahki ta akşama kadar yok. Sonra da çocuktan anne demesini bekle. Kolaydı annelik sanki. Poyraz, söyle annene sofraya otursun kahvaltısını yapsın. Sağlığına dikkat etsin biraz. Anne çocuk daha doğru düzgün konuşamıyor bile. Anne bak geldiğimden beri gözün içine bakıyorum. Yapma ne olur iki laf et benimle. Sanki çok dinlermişti. Zamanında o kadar söyledik. Adamdan sana hayır yok. Kocamacı olmaz dedik. Ama dinleyen ki. Hadi ben çıkıyorum. Poyraz anneannene söyle. Anne aç değilmiş de. Gülay Hanım, 8 ay önce yapmamız gereken testleri yeni yapıyoruz. İnşallah geç kalmamışızdır. Kan değerleriniz çok düşük. Hemoglobin ve hematokrit değerleri normalin çok çok altında. Bugün verdiğiniz kanlarla daha detaylı test yapacağız. MR'da küçük bir lezyon gördük. Metastaz olup olmadığını anlamak için PET sonuçlarını bekleyeceğiz. Yarın o da elimizde olur. Duruma göre sizi arayacağız. Her şey için hazırlıklı olun. Hanımefendi, daha önce söylediğim gibi 4 ay ödeme yapmamışsınız. İnandırıcı bir ödeme planı da sunmamışsınız. Çok üzgünüm. Ama ben 8 ay ödedim. Sadece faizin bir kısmını ödemişsiniz. Ana paraya gelmemişsiniz bile. Eğer borcunuzu yasal sürede ve faiziyle öderseniz makineleri geri alabilirsiniz. Şimdi ben zaten SMS'le kredi talebinde bulundum. Cevap bekliyorum. Kredi verirken böyle demiyordunuz tabii de. Taleplerinizi tamamladım. Başka yardımcı olacağım bir konu. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Alo. Gülay. Gülay Hanım. Kredi ve Mevduat Bankası'ndan arıyorum. Para lazım. Acil para lazım. İhtiyaç kredisi en acilden. Öncelikle annenizin kızlık soy isminin birinci ve beşinci harfini söyler misiniz? Aa, bir dakika bir yanlışlık var galiba. Benim annemin soyadı dört harfli. Ha, evet ben de kontrol etmek amaçlı sormuştum. Teşekkürler. Borcunuzun vadesinin dolduğunu ve üç gün içinde borcunuzu... Bir dakika. Ben SMS'le kredi başvurusunda bulundum. Bir yanlışlık olması lazım. Evet, başvurunuz inceleniyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra size bildireceğiz. Ay bir dakika. Benim tekstil atölyem var, ben çalışıyorum, para kazanıyorum. Ya ödeyeceğim. Ödeyemezsin. Faiz üstüne faiz bindirdiler. Deli misin kızım sen ya? Banka öpmeyeceği şeyin önüne ot koyar mı hiç? Efendim? Kovuldun. Ne? Güvenlik. Alo. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
Siz beni kovamazsınız abi. Ben kendim istifa Bilgen, ediyorum. Daha fazla zorlaştırmayın. Bırak! Çek ellerini üstümden. Buraya imza atacaksınız. Makineleri sizin adınıza ya da Emine bırakacağız. Bir süre bekleyeceğiz ödeme için. Mesut Hanım. Kusura bakma. Bu işini gör belki. Dur. Bunu da sen al. Yok. Yok, nikah yüzü bu alınmaz. Aman, koca mı var sanki ortada? Al. Eylem, sen var ya sen. Sen sermayenin köpeği olursun abi. Devrimciyim kızım ben hala. Aa, güzel. Sabah faşist, düzenin adamı. Akşam bilgisayar başında klavye devrimcisi. Boş boş konuşma kızım. 15 dakika önce aynı yerde çalışıyorduk. Aynı düzenin adamıydık. Opportunist ana. Bir kere de erkek ol be. Seç. İşin mi ben mi? Ne saçma soru şimdi bu? Boğazımıza kadar borçluyuz kızım. Hem bu isimle iş bulmak kolay mı sanıyorsun sen? Şahane abi. Bundan böyle çalıştığın banka alsın seni koyununa. Size mutluluklar. Arda. Arda oğlum bak, bankaya senin yüzünden dünya kadar borcum var. Hay, benim eşekliğim biliyorum da. Ne olur haftada bir gece gelip çalsan, ne olur ya? Ha, ölür müsün? Ölür müsün? Ya dur taneciğim. Ay, anlamıyorum ben. Neyi anlamıyorsun? Vaktim yok. Bitti. Bitti. Bye. Alo. Şşt. Efendim? Gülay'a ulaşamıyorum abi ya, delireceğim. Sen hiç konuştun mu? Yok, konuşmadım ben. Doktordan çıkınca arayacağım dedi, ne oldu? Benim bildiğim çıktı doktordan. Para lazım, kredi alacağım, bir şeyler söyleyip durdu sürekli. Hayırdır inşallah ya. Kapa sen, ben Nihal'i arayacağım. Hadi öptüm, görüşürüz. Ben. Alo. Hele Şükür, neredesin ya? Gülay'la konuştun mu? Ne olmuş Gülay'a, kötü bir şey mi var? Yok yok ya. Yok inşallah, öyle bir şey yok da. Aradı mı seni hiç? Yok, aramadı. Yemeğe çıkıyorum şimdi. Ulaşırsam haber veririm ben. Delicesini sevdim. Görür görmez seni. Çılgın gibi sevdim. Uzat bu seni. Senden çok hoşlanırım ya. Neden anlamıyorsun? Anlıyorum Selçuk. Salak mıyım ben? Ben de seni anlıyorum. Ya birbirimizi karşılıklı anlıyorsak o zaman biz
bizim hayatımızda neden yeni bir şeyler olmuyor? Devamlı ve sadece yemek yemeye geliyoruz. Yeni bir şeyler derken? Ya başka bir şeyler yaşasak. Bak Selçukcuğum, ben 30 yaşını geçtim. Artık evlenip çocuk yapmak istiyorum. Eğer niyetin ciddiyse bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yeterince açık oldun mu? Evlenelim diyorsun. Yani. İyi de Nihal, şimdi yani herkes boşanıyor, görmüyor musun? Adam gibi evli çift kaldı mı senin etrafında? Benim etrafımda kalmadı. Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar ya. Aynen öyle. Eskisi gibi yürümüyor bu işler. Neden yürümüyormuş? Benim annemle babam hala yürütüyor. Bak, evliliklerin uzun süreli olması için 5S kuralı diye bir şey var. Hepsi S harfiyle başlayan 5 kelime. Bir düşün bakalım ne olabilir? Seks, 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 seks. Seks. Öküzsün Selçuk. Sana da başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sedat hesaplanabilir miyiz? Ya tamam dur. Dur, biliyorum 5S kuralını tabii ki. Sevgi var. Şey var. Seks var ama yani değil mi? Sevgi. Seks var. Selçuk. Birlikte mi? Birlikte. Ben bir tane. Sedat, her gün aynı soruyu sormaktan vazgeçmedin. Ayrı. Hala ayrı. Nihal Hanım ne yapayım? Selçuk Bey sorduruyor. Nihal'cığım. Tamam, neymiş bu 5S kuralı? Hadi söyle bakayım bana. Sevgi, saygı, sadakat, sabır. Sabır. Ben sabırdan geçmiş olmam lazım zaten haliyle. O zaman tamam, bir dakika. 4 tane saydın. Değil mi? 5. ne? Ay Selçuk. Ama yani ne? Bir söyle. Ne? Ay, seks, seks. Ya başım ağrıyor diyorum Nihal'cim, sen de peşimden buralara kadar, Allah Allah. Ne var? Ne var ha? Ne var? Freni bastın durdun. Tamam, hatalıyım ama niye kornaya basıyorsun ha? Niye? Protesto edilecek bu kadar şey varken beni mi buldun protesto edecek ha? Beni mi? Sizdir mi lan bütün bu yollar, bu sokaklar, bu ülke, bu binalar, bu parklar sizin mi lan ha? Sizin mi? Yaşamakla hayatta kalmak arasında bir fark vardır ya, işte son 3 yıldır tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum. Tek başıma dersem arkadaşlarıma ayıp olur aslında, onların yardımıyla. Kimi kefil oldu kredi çekmem için, kimi kendi adına benim için kredi çekti. Nasıl ödeyeceğim onların borcunu bilemiyorum. Küçük yaşında bir çocuğunuz varsa her şeye hazırlıklı olabilir misiniz? Her şey derken ne o her şey? Ölüm de var mı o her şeyin içinde?
Gülay. Kızım neredesin? Çatladık meraktan. Niye telefonuna bakmıyorsun, mesajlarına cevap vermiyorsun? Ben bittim yani. Ne demek bittim ya? Bak herkes sabahtan beri seni arıyor. Acil para lazım. Çok acil para lazım. Çektiğimiz krediyi daha bitirmedik ki Gülay'cığım. Çok acil para lazım. Hem de çok para lazım. Kızım ne oluyor? Söylesene ya. Neye lazım? Ne dedi doktor? Tamam, deneyeceğim. Müdür beyle tekrar konuşacağım. Sen sakin ol. Böyle güzel şeyler düşün. Ne bileyim, derin nefes al. Ben gelene kadar kafayı yeme de. Şimdi performans işine adam akıllı. Nermin Hanım, Hüseyin Bey'in kredisi onaylandı. Birazdan grup parası gelecek 1 milyon lira. Ona sabah ödeme yapalım biz nakit olarak. Tamam. Evet. Bu işte de ben sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii Erdal Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben gereken her şeyi hallederim. Konuşmamız lazım Müdür Bey. Gülay'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. İyi misin? Değilim. Hadi biraz dışarı çıkalım. Kardeşinin metastaz mı yapmıştı? Öldü mü? Yok canım. O kadar kolay mı ölmek ha? İyileşti o. Turp gibi. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. İşte bizimki de böyle bitti sandık. Ne illetmiş. Tekrar etti. Geçecek canım. Hepsi geçecek. Ne kredisinden bahsediyorsunuz ya Nihal Hanım? He? Sizin önceden çektiğiniz kredi bitti mi? Bitmedi. Aslında ben onu kapatıp faiz indiriminden yararlanayım diyorum. Nihal Hanım, dürüst olalım. Evraklarınız masanıza gelse siz kendinize kredi verir misiniz ya? Yakında müdür yardımcısı olma ihtimalimden dolayı, hani en kıdemli benim ya, bunları da göz önünde bulundurursak evet, verirdim. Böyle profesyonellik olmaz. Saçmalıyorsunuz. Lütfen işinizin başına. Hadi. Teşekkürler Müdür Bey. Selçuk, burada arkadaşım vardı, gördün mü? Nihal, dışarıda bak, Meral ablayla konuşuyorlar. Arkadaşlar, kimse çıkmadan bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi çıkıyorum Gülay, dışarıda konuşuruz. Görüşürüz canım. Meral Hanım, Nihal Hanım, geliyor musunuz? Mehmet, kapıyı kilitle oğlum. Kilitledin mi oğlum? Evet. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi müdür yardımcısı ataması için yaptığımız performans değerlendirmesine göre yeni müdür yardımcımız Nermin Eryaman.
Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şey, anahtarı vereyim bari. Arkadaşımıza yeni pozisyonda başarılar diliyoruz. Tebrikler Nermin. Ya canım, ya aslında ben de hiç beklemiyordum. Kıdem olarak senin hakkında tabii. Ben de şok oldum şu an. Yok canım, performansın iyiymiş. Tebrikler Nermin. Mehmet şu kapıyı açar mısın? Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Ne diyorum Mehmet, açsana şu kapıyı. Mehmet versene şunu. Nihal'cığım, ben seni geçireyim canım. Sen çıktıktan sonra da saygının üstünü çizeceğim. Böylelikle 3S kalıyor. Giderken bana iyi bir şey söylemek istersen. İyi akşamlar Selçuk. Kredi mredi çıkmaz buradan. Hadi yürü gidelim. Daha önceki tebligatlar kızınız tarafından alınmış. Ama gereği yapılmamış. Sizden de saklanmış muhtemelen. O yüzden haberiniz olmayabilir. Ama kızınız kefil olarak sorumlu. Kefil ne demek? O ödemezse ben öderim. Yani garanti ediyorum demek. Evlat, sen beni saf salakmışım mı sandın? Kızım bir kağıda imza attı diye eve haciz mi getirmiş? Hem neyi var ki? Neyine güvendiniz de kefilliğini kabul ettiniz? Feyyan Hanım. Kızınız kefil olduğunda miras yoluyla ona intikal etmiş payı güvence kabul edilmiş. Parayı ödemezseniz bu evden kızınıza düşen pay açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Ha eğer isterseniz siz de satın alabilirsiniz. Ama ödeme yapmazsanız olacak olan budur. Lan ne diyorsun sen be? Aa densizin dediğine bak, benim evimi bana satacak. Ulan hangi kitapta yazılı bu? Sizin Allah korkunuz yok mu? Ha fikransızlar, sizin Allah bacan yok mu? Bilge kızım sıçtın. Evet. Evet. Buyurun. Böyle uzun kolluyla sıcak basmıyor mu? Yok, gayet iyiyim, gayet iyiyim. Cık. Bu da sağır değil siz. Şunu bir de denerseniz eğer alayım ben onu. Onu ver. Olacak bu sefer. Hadi inşallah. Evet. Da olmadı maalesef. Kızlar gelin oturun. O zaman ben ATM'den gidip çekip getirsem. Yani bir sorun oldu herhalde. İstiyorsanız kimliğimi de bırakayım size. Yok be, sonra uğrayayım ya. Hemen geliyorum. Evet, hemen hadi. Geleceğim. Hemen geliyorum. Kim bu salak ya? Hiç yetersiz bakıyor o da benden. Gülay neredesin abi sen ha? Doktor ne dedi? Sabahtan beri 50 kere aradım. Mesaj yazdım. İnsan bir ara bir şey yazar ya. Dükkanı kapatıyorum. Nasıl yani? Haciz geldi. Makinelerin hepsini aldılar. Ama borcum borç yani. Hayır efendim. Kefil benim, borç da benim. Kanun ne derse öyle. Borç benim borcum. Şişt, ne oluyor ya? Yani ben o borç illaki benim diye kavga eden hayatımda duymadım yani. Manyak mısınız ya? Kızım sen çok kuvvetli bir kızsın. Durdun ha buduk diye o kanserin önünde. Daha ne istiyorsun ya? Deli misin sen? Ulan ne olacak bir memen alınmış? Bizde iki meme var taş. Ne oluyor? Yalnız mıyız? Yalnızız. Dürdane bu sonu hiç olmadı ama. Çok güzel oldu. Ne ya? Babalar gibi kızsın, kuvvetlisin. Sıçmışım paranın pulun içine.
Doktor ne diyor peki? Zalim geri geliyor galiba. Şimdi de ikinci mememi istiyor. Bu sefer memeyle yırtarsam iyi. Ya nasıl ya? Test yaptılar. PET'e girdim. İşte yarın sonuçlar verilecekmiş. Beş sene daha yaşayabilsem. Oğlan daha çok küçük. Ay. Ya bir anne dese. O annesini de hatırlayacak, dürdanesini de hatırlayacak, bilgeciğini de hatırlayacak, hepsini de babalar gibi hatırlayacak. Ne oluyor, kim gitmiş de sen gidiyorsun, manyak mısın sen ya? Yok öyle bir şey. Su içen gibi lıkır lıkır içiyor bu ya. Ben de içeceğim. Aa! Ay iyice sapıttınız ya. Ver bana. Oha 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 oha! Boktan haldeyiz lan. Ha? Bayağı borca battık ha. Öyle bir düzen kurdu ki şerefsizler. Herkes borçlu. İlk önce insanları borçlandırıyorlar, ondan sonra o borç hiç bitmiyor. Ben banka soyacağım. Hayda. Gittin mi kızım sen? Sarhoş musun? Al, tek yol bu. Banka soyacağım. Doğru söylüyor vallahi. Tek yol soygun. Saçma saçma konuşma kızım. Ay o sarhoş sana ne oluyor, onu anlamadım ben. E ne var? Başkaları soyabiliyor da biz niye soyamıyoruz ha? Doğru söylüyor. Her bankacı potansiyel soyguncudur. Saçma sapan konuşmayın be. Kafayı mı yediniz? Allah Allah. Bir başka bir şey düşünelim öyle salak salak konuşacağımıza. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Ne düşündün? Buyur. Tango bar yapacağım ben burayı. Ne var ya? Allah Allah. Sabahları tango dersleri, geceleri tango geceleri. Nauru'ya kadar kuyruk olacak. Böyle para kazanacağız. Bak gör. Ha? Küçük armutlu da tango bar. Var ya Dürdaneciğim, senin bu hayal dünyana bayılıyorum. Bayılıyorum ben. Ha, bayıl, bayıl. Ben okudum. Tango varoşların dansı, varoşların müziği. Tam da burası. Ne bayıl bayıl bakıyorsun be? Allah Allah, solcu. Ne oldu senin solculuğun? Akşam bankaya 1 milyon geldi. Bilmem ne beyin kredisiymiş. Biz de yuttuk. Kara para o.
sabah da pır diye uçacak. Onu gördüm işte ben. Onun için banka soyacağım diyorum. Of, paraya bak be. Kızım, o parayla hiçbirimizin derdi kalmaz. 1 milyon. Of. Bir şey diyeceğim. Benim şubemi soyacaksınız. Ay, kaçta soyacaksınız? Bana haber verin de işe gelmeyin bari. Gel kız. Sevmediğim biri varsa onu rehin alırız. Bir de rehin alacağım. İyice üşüttünüz. Ablacığım, silah nereden buluyorsun sen mesela? Aa, silah işi kolay. Nasıl kolay? Silah mı var senin? Benim bir tabancam var. Bakma kızım öyle. Gerçek değil, sahte tabanca. Yani hırsızları korkutmak için. Bahçeden ses gelince çekiyorum silah. Peki mesela kaç gibi soyulur bu banka? Sabah kahvaltısından sonra gideriz işte, değil mi Bilge? Kızım, pazara alışverişe mi gidiyorsunuz? Ya bir de randevulaşıyorlar ya. Evet. Bak şimdi, planı kes. Tamam mı? Ben siz bankayı soyarken oraya geliyorum. Kredi borcumu kapamaya diye. Tut ki. Sen ben de böyle bir şeyler yap bana mesela. Sökül paraları falan de bana. Sökül paraları. Ha, ben varmış gibi yapacağım. Vereceğim. Ertesi gün bankaya gideceğim. İşte param çalındı. Kredi borcumu kapatın. Bu yüzden, sizin yüzünden falan derken. Nasıl plan abi? Çok iyi değil mi? Süper. Ya, süper. Manyak mısınız lan siz? Kızlar, ama bak, hayal etmenizi istiyorum. 2 dakika. 1 milyon. Kızlar, bir plan yapmamız lazım. Yapalım. En temizi temizlikçilerin yerine geçmek. Minibüsü durdururuz, onların yerine de geçeriz. Minibüs iyi fikir. Hem de halk tipi. Bize uyar. Temizlikçilere kötü davranmayın ha. Onlar bizden. Olur. Maske takmamız lazım. Yüzümüzü göstermemeliyiz. Sakın göstermeyelim. Tabii güvenlik kameraları çalışıyor, yüzümüzü göstermeyeceğiz. Selçuk bende. Hem kafasına silah dayasam acaba evlenir mi benimle? Bayılır, bayılır sana. Kızım, soygundayız ya, ne evlenmesi? Meral abla şoke olacak. Ay, çok heyecanlı. Fıstık gibiyiz ha. Ay, lütfen kimseye sert kötü davranmayalım. En son müdür gelir. E, az solist tabii. Kasanın anahtarı onda. Kasanın sandaki paraya aman dokunmayın. Alarm parası o, tuzak. En kötü soygunumuz böyle olsun. Ay, olsun. Banka soygununa mı içeriz? İçerim. Evet, dur. 1 milyon cash. Evet. Haydi. Haydi. Banka soygununa. 1 milyon. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Daha güzel, daha mutlu, daha adil, daha insancıl bir dünya için. Batsın bu dünya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Her yer karanlık, nerede insanlık? Kula kulluk
edene yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da güvene yazıklar olsun. Ben yaptım gayet sana, mahkum ettim beni bana her yerse. Nereye? Hadi gidelim yatalım, sabah çok işimiz var. Hepinizi arıyorum sabah. Ha, beni de ara muhakkak. Şşt, bari Silton. Kıvırmak yok ha. Ay hiç beceremem. Çok güzel beceriyorsun. Dürdaneciğim. Ay ay. Güler. Vazgeçmek yok değil mi? Vazgeçmek yok. Dün Başbakan Erdoğan'dan bir çağrı da geldi. Erdoğan, ben geldim. Oynanan oyun çok yükleyen Erdoğan. Zahmet etmeseymiş bu saatte. Boyraz söyle annene. Anne ya, şu haberleri izletme sen çocuğa. Kaç kez söyledim sana? Söyle annene. Bana akıl vereceğine çocuğun başında dursun. Sen de anneannesin, değil mi? Bu saatlere kadar çocuğu tutmanın bir anlamı yok ki. Var mı? Bir de öğretmen olacak anneannen. Başında dur o zaman. İstediğini izlet. Alemin serserisinden bir de çocuk yap. Sonra da gel anneye kafa tut ya. Kimle konuşuyorsun anne sen Allah aşkına? Kimseyle konuşmuyorum. İyi, benle konuş o zaman, ben de seninle konuşayım. Benden, bana yaşattıkların yüzünden özür dilerim anne. Affet beni anne diyene kadar konuşmayacağım seninle. Ay anne. Bunların sebebi sensin. Anne 3 yıldır sen benim neler... Kafalı. Anne benim neler yaşadığımı sen biliyor musun 3 yıldır Allah aşkına ya? Yok telefonda özür dile, yok kapının arkasında özür dile. Sürekli özür dile deyip duruyorsun. Evet. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Sen benim hala bugün neler yaşadığımı biliyor musun? Bir özür dileyemiyor. Bir özür. Tamam, para kazanacağım. Çocuğumu alıp bir an önce gideceğim. Sana da yük olmayacağız. Merhaba. Merhaba. Ben özür dilemek istedim. Çiçek mi getirdiniz? Elim boş gelmeyeyim dedim. Çiçekleri de... Bu gece tek açık olan çiçekçiden aldın değil mi? Ben size yalan söyledim. Kartımda para olmadığını biliyordum, hem de hiçbirinde. Özür dilerim. Bulaşıkları yıkayabilirim. Çiçekleri de kapının önünden aldım. Yok, geç kaldım bulaşık için, ben yıkadım. Çok acayipmiş ya. Uzun zamandan beri senin kadar dürüst bir adamla tanışmamıştım ben. Hadi gel kahve yapayım sana.
Ama kafam iyi biraz. Kusura bakma. Kahve iyi gelir o zaman. Sen de bulaşıkları yıkarsın, ödeşiriz. Geldim ki ev bomboş. Bütün eşyalar gitmiş. Önce sandım ki başkasının evine geldim herhalde. Sonra anladım ki bütün eşyaları ve düğünde takılanları falan almış gitmiş. Aa. Ya iki ay evlilik aldım, iki yıldır borcunu ödüyorum. Ödeme de bitmedi vallahi. Hani derler ya acıma garibe. Ama boşver, ben de battım zaten. Baksana sinek alıyor dükkan. Ama Oğlak burcuyum ben. Kuvvetliyim yani. Her şeyin altından iyi kalkarım. Ama küçük Armutlu da zor. Yani rock kafe. Senin fikriniz miydi? Yani uzun hikaye, ben kısa anlatacağım. Ben çok çabuk aşık oluyorum. Evet, bir rockçıya aşık oldum. Eski sevgilim rockçıydı. Sonra dedi ki bana gel burada bir yer açalım. Ben de öyle bir sevdalandım rockmak. Ondan sonra borcu taktı gitti. Vallahi. Ama bu isimle zor olurmuş zaten. Guns and Tulips. Boş ver ismi ya. Ben Fethiye'de de kafe yapacaktım. İnternette baktım bir şeyler ama... Ama orası hep İngiliz. İngilizce biliyor olman lazım. Benim İngilizce çok iyi. Bende bir tek kelimeyle gramer yok. Niye vazgeçtin peki sonra? Şöyle bir şey oldu. Ben genelde hep belgesel seyrediyorum. Geçen gece de hiç uykum kaçtı. Böyle zaplıyorum televizyonda. Bir baktım. Tango belgeseli. Tango pasyon. Ondan sonra tangoya tamamen bakış açım değişti. Hayata bakış açım değişti. Çok acayip. Tango belgeseliyle. Evet. Ben onu böyle erotik bir dans falan zannediyorum ama hiç erotik falan değil. Direnişçilerin dansı. Başkaldırın dansıymış. Hatta cuntaya tango ile direnmişler be. Sonra gitmiş cunta tangoyu yasaklamış ya. Aa. Evet. İlginç. Aha. Ben burayı ne yapacağım biliyor musun? Tango var. Evet. Küçük Armutlu'da. Ya tango tamamen Arjantin'in arabeski. Varoşların müziği. Tam da burası. Tam da Armutlu'da. Ben burada hayat vereceğim ona. YouTube'dan dansları da öğrendim. Birkaç figür. O kadar enteresan ki. Ben dans bilmem. Evet, evet. Gel. Tango'nun en sevdiği bölümü bu. Öyle kendini bırakıveriyorsun ve seni eşin hemen toparlıyor. Eğer kalacak yerin falan yoksa yukarıda gelsene, kanepede kıvrılır uyursun. İster misin? Şurada kıvrılır uyurum ben. İlk günden yük olmayayım size.
Nere? İşe. Karga bokünü yemeden ne işi bu? Düzenlemeler falan yapılıyor işte. Abi erken gitmemiz lazım. Ne abisi? Annenim ben senin. Annen. Anneçkom. Feyçom. Sen işten mi atıldın gene? Atıldın. Atıldın, aferin. Ne oldu sana Kuçka? Sen böyle yalan söylemezdin bana. Şeytana mı uydun, şeytan mı oldun? Anne Allah aşkına seni doğuracağıma taş doğrayayım. Muhabbetine geçmeyelim, işim var. Bunlar ne? Anne sen eşyalarımı mı karıştırdın? Sen nasıl yaparsın bunu bana? Evi teminat gösterip kefil olmuşsun. Hiç mi utanmadın mori Kuçka? Biz babanla bu evin duvarlarını, çatısını birlikte yaptık. Ama ne bile kullanmadın şimdi. Banka satacakmış evi. Annem, vallahi kendim için yapmadım. Arkadaşım için yaptım. Söz vallahi ödeyeceğiz. Hem ben bu evi sattırır mıyım hiç? Eylem denen o anarşik için değil mi? Onun için yapar mıyım? Sen eylemi nereden biliyorsun? Hepsine baktım, tek tek yazmışsın deftere. Anne ya, günlüğümü mü okudun? Okudum! Her şeyi okudum. Sen git, nikahsız kızlığını ver, sonra utanmadan roman gibi yaz. Anne onları da mı okudun? İnanmıyorum sana ya. Gidiyorum ben. Hayır gidemezsin. Yarım akıllısın, yarım. Alacağını almış işte, evlenmez artık seninle. Anne ne saçmalıyorsun ya? Babam seninle seks için mi evlendi yani? Aa, ne diyorsun sen dediğine bak. Çık diyor kara yürü. Seni iyileksin. Anne. Ya gelin derin ya. Seni anlarsın. Allah Allah. Sen şeytan olmuş seni. Anne. Ya anne be. Ya ne yapıyorsun anne sen ya? Ne yapacağım? Anne ya ne yapıyorsun? Anne açsana kapı. Anne. Madem işin yok. Çıkmayacaksın oradan. Ancak gelinlik de çıkacaksın. Gezme tozma bitti. Kocan alır çıkarır seni bu evde. Telinle, duanla, kırmızı kurdelenle. Bunu da rezil olmayalım diye yalancıktan yapacağız artık. Anne ya delirdin mi? İlaçlarını mı almadın sabah sabah? Ne içtin ya? Anne bak çıkar beni buradan. Halledeceğim, söz ödeyeceğim o parayı. Anne. Anne ya. Esir düştü belki ama teslim olmayacağız anne. Bu evi hiçbir zaman elimizden alamayacaklar. Görecek onlar. Anne. Konuşabilir miyiz? Anne bugün Poyraz'a bakabilir misin? Babamın hatırı için bakar mısın? Ben dönmezsem eğer Dürdane'ye bırak Poyraz'ı. Thank you.
daha soymadık lan. Bankaya ne oluyor şimdi? Senin kızın mı bu? Benim öyle bir kızım yok. Anne saçmalama ya. Doğruyu söylesene memur beylere. Söylersem girecek misin geri içeri? Ay evet, gireyim tekrar kilitli odaya. Ben inanamıyorum sana bayan, anne ya. Hadi gidiyoruz. Anne bak götürüyorlar beni. Teyze sen de oyalama bizi. Bak yanlış bilgi verirsen senin de başın yanar ha. Ha bu kuçkanın hiç mi suçu yoktur? Ben onu odaya kapatayım sonra benim başım yansın. Adalet mi bu? Dur. Kimseyi bir yere kapatamazsınız. Olmaz, suç bu. E ne yapayım? Bu yaştan sonra döveyim mi kardeşim? Anlaşıldı. Çözüyorum kelepçeleri amirim. Yanlış ihbar. Oh çok şükür. Yalnız bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ben tutanak yazacağım. Siz de imzalayacaksınız. Ne tutanak? Zaten rezil olduk mahalleye. Meraklının biri ihbar etmiş kızım. Yaz işte bunu tutanağa, girme oraya içeri. Aa anne olur mu öyle şey? Memur beyleri zor durumda bırakırız. Hadi memur bey, hadi biz gidelim o tutanağa. İmzalayalım, bitirelim işi. Hadi. Çabuk ol, oyalanma bir yerde. Tamam. E ne var? Ayı mı oynuyor? Hadi girin içeri. Dürdane, canım, iyi misin? Ne oldu burada? Kalacak yeri yokmuş, gel burada kal dedim. Sabah bir indim dükkan böyle. Hayır, aldığı şeyler de para etse, anlamadım ki. Tam derler ya, acıma garibe döner koyar götüne diye, aynen de budur. Eh be kızım, senin bu iyi kalbin başına iş açacak bir gün. İyi evini almadın. Aman. Boş ver çalanları filan. Ne bu? Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söz mü? Ya sabah sabah ne sözü ya? Söz mü? Kızım niye böyle gizemli konuşuyorsun? Ne oldu? Tedaviyle ilgili bir şey mi var? Niye peruk takıyorsun ya? Ne oluyor abi ya? Geleceğim, şu tutanağı imzalayayım. Salak mısın sen ya? Yapmayacaksın soygun moygun. Evet ya, soygun. Soygun sanmış polisler. Ben de karakoldayım. İşim bitti, çıkacağım birazdan. Ay salak ya. Ha evet. Tamam canım. Öptüm, görüşürüz. Öptüm, bay bay. Şurası. Evet. Deli misin kızım sen? Oturduğun yerde. Ölüm mü çiğnersin buradan çıkarken? Olmaz. Üstelik peruk da onun içinmiş. Kızım bir peruk bunu çözer mi zannediyorsun sen? Ya he? Boş ver sen bunları. Ben buraya Poyraz'ı sana emanet etmeye geldim. Senden başka kimseye güvenemem. Söz ver bana. Saçma sapan konuşuyorsun Gülay, hakikaten. Kızım benim hastalığım tekrar edebilir. Benim hastaneye gidecek yol param yok. Bilge'nin evine haciz geldi. Onu bile ödeyemedim. Yüzünüze bakamıyorum. Utancımdan yapma ne olursun. O zaman beraber gideceğiz. Ben de geleceğim. Güzel güzel gideriz, deneriz. Olmazsa beraber geri döneriz. Yok ölüm bensiz. Hayda.
Gülay. Nihal'i arıyorum durmadan. Geliyorsunuz değil mi? Evet. Geliyoruz. Geliyoruz. Tamam tamam. Hadi bekliyorum. Çabuk olun. Nihal. Neredesin kızım ya? Sabahtan beri arıyorum. Ben geldim buluşma yerine. Ne buluşma yeri? Neden bahsediyorsun? Ulan daha dün akşam falan yapmadık mı? Banka soyacağız ya. Ay kızım deli misiniz siz? Geyik yaptık ayol, biz ne banka soyması? Abi delirtme beni. Ben geldim bile. Gülay'ı bekliyorum. Bilge saçmalama. Kadın çok hasta. Böyle boş işlerle uğraştırma onu, tamam mı? Abi bak. Bugün bu banka soyulacak. İtiraz istemiyorum. Anladın mı beni? Hemen buraya geliyorsun. Bilge, sana ne dediğimi duyuyor musun? Gülay çok hasta. Sakın öyle bir şey yapmayın. Gelir gelmez onu da alıp eve dönüyorsun. Abi itiraz istemiyorum. Dur. Nihal. Bilge, duyuyor musun? Kızım, alo. Bilge, cevap Nihal. Gitti abi ya. Kaçırdım. Neyi kaçırdık? Temizlikçi arabasını. Siktir lan, ne yapacağız şimdi? Sen yalnız mı geldin? Dürdane nerede? Yok. O da mı sattı abi bizi? Nihal de arazi. Kızım biz dün akşam anlaşmadık mı? Hep birlikte yapmayacak mıydık bu işi? Tamam sarhoştuk işte, sonra ayıldık. Yani herkes vazgeçti. Ne yapalım canım, biz de vazgeçelim. Sen de mi vazgeçiyorsun abi ya? Daha yarım saatimiz var. Planlanan sürenin çok uzağında değiliz. Bir tek minibüsümüz kaçtı. Kıyafetimiz yok. Bir de iki kişi kaldı. Tamam ben de onu diyorum canım. Acelemiz yok yani. Banka burada duruyor. Hem sonra ne bileyim ben, fakirliğin birazcık daha kıymetini bilelim. Zengin olunca herkes değişiyormuş. Ah minibüs geldi. Hadi sen eve. Hadi. Sen? Atölyeye bir uğrayacağım. Eşyalar falan var da. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Biraz korktum da. Tamam acele etmeyin. Yavaş yavaş kalkın. Çekolat ellerini arkadaşımın üstünden. Ne oluyor ya? Sakın kıpırdama bak. Beynini dağıtırım. Hanımefendi bakın benim kötü bir niyetim yoktu. Sadece bayana yardım etmeye çalıştım. Sus! Kapa çeneni pis sapık. Kalk. Çabuk. Şimdi hiç söz söylemeden dost doğru bankaya. Çabuk. Tamam. Sağa sola bakma. Tamam. Allah Allah. Kızım hadi seni. Gir. Hanımefendi bakın o silah benim üzerime zimmetli. Lütfen. Şşt. Yürü. Ya birazdan banka açılacak ya. Tut şunu. Ay ya. Hı? Gel. Uzat ellerini. Hı? Hanımefendi kolumu niye batmıyorsunuz? Sapık mıyım ben Allah aşkına? Biri görecek ya. Evli barklı adamım ben. İki tane çocuğum var. Bayana yardım ediyordum sadece. Ya otobüste minibüste de hep yardım edersiniz. Sürttüre bilmez mi? Bilge! Aa Bilge sakin ol be.
fazla havaya girdim galiba. Ne yapayım kızım? İlk kere banka soyuyoruz. Ne? Banka mı soyuyorsunuz? Ya manyak mısınız siz? Banka soymak o kadar kolay mı? Hadi çözün beni, gidin. Görmedim, duymadım ben. Silahı da bırak. Banka soyacaklarmış kadın başlarına. Ay, Bilge Vaz mı geçsek acaba? Kızım, sen farkında değilsin galiba. Biz şu anda bankadayız. Bir rehinimiz var ve artık sıralama kısmını geçtik. Parayı alıp nasıl kaçacağız onu düşünmemiz lazım. Hı. Seninle başka kimse var mı? Yokmuş, iyi. Peki nereye saklayacağız bunu? Ha? Nereye saklayacağız bunu? Aa! Ay, Allah! Vurma! İhanet etti bize kepaze. Ne yapacaktı? Adamın görevi bu. Yani bankayı soydurmaması gerekiyor. Bunun için maaş alıyor bu adam. Allah Allah, al şunu. Şişt! Bakma. İmdat! Ama çok ayıp ya, çok ayıp. Yani mecbur bırakıyorsunuz insanı ya. Heh, imdat şimdi bak göstereyim imdat. Dur. Bak maşallah. Şimdi ne yapacağız? Böyle bırakacağız mı onu? Yok, böyle sucuk gibi yerde olursa gören olur, işimiz sıraya düşer. Şey, en iyisi sandalye. Bak, bu. Bak. Ya. Anacığım çok ağırmış. Otur, otur, otur. Şükürüsü gibi. Tut bunu. Allah 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 Allah. Hadi bakalım. Sen de toparlanıp git artık. Bak ya, yine aynı numara. Abi ben sana bu bankayı tek başına soydurtmam. Sen ne utanmaz kadınmışsın ya. Daha iki dakika önce hayatını kurtardım. Üç kuruşluk para için bana, arkadaşına silah doğrultuyorsun. Bir de gerçek. Aa, ne ayıp be. Ne biçim konuşuyorsun sen, sanki beni hiç tanımıyormuşsun gibi. Ne kadar ayıp, al çantanı hadi. Hah, şimdi bir de küstük. Öyle mi? Süper. Tam zamanı. Kızım ben senin başına bir şey gelmesin diye bunları söylüyorum. Hapishanelerde çürüme diye. Ya bir şey olursa sana, ya ölürsen kalırsan ben annene ne cevap vereceğim? Hadi sen yallah. Yallah, ben tek başıma yapacağım. Al çantanı git. Kızım deli misin? Benim de paraya ihtiyacım var. Hac... Annem hacca gitmek için biriktirdiği parayla beni dershaneye gönderdi. E ben de şimdi kadını hacca göndermek istiyorum. Soygun parasıyla anneni hacca göndereceksin. Günah. Bu kim be? Sen saklan, ben bakarım. Mehmet neredesin ya bu saate kadar? Mehmet, açsana kapıyı, aç oldum. Açtık, ne olacak? Ne yapıyorsun sen burada? Mehmet nerede? Mehmet şu an çok meşgul. Çünkü koruduğu banka soyuluyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Yok artık. Bankayı soyuyoruz deme sakın bana. Aa. Nasıl tahmin ettin? Sen var ya, bu gezegenin en akıllı sarışınısın. Bak kızım, seni şu an içeri almıyoruz çünkü banka soyuluyor. Hem mesai de daha başlamadı, sen git biraz dolaş. Ha benden sana tatil. Banka soygunu nedeniyle kapalıyız. Bilge saçmalama ya, bak Eha beni içeri almazsan benim de işin içinde olduğum anlaşılır. Aa, sen işin dışında mısın ki? Sen bugün demedin mi bankaya yüklü miktarda para geleceğini? Kameraların yerini, kasanın anahtarının kimde olduğunu daha sayayım mı? Ben mi? Allah, ya ben geyik yaptım kızım ya. Aa iyi tamam, yakalanırsak şehir hakim beye de geyik yaptım dersin. Seni geyik tipi cezaevine sokar. Güle güle, başka yardımcı olabileceğin bir konu var mı? Ya kızım biz konforunu çek. Ya deli misin kızım ya? Ne oluyor burada? Ya Bilge beni hiç
içeri almıyor ya. Niye be? Kızım bak, soysanız da yakalansanız da beni dışarıda bırakırsan hapse atarlar. İçeri girersen size yardım ederim. Ya ne bilelim, içeriye girince alarma basmayacaksın. Dönersin kızım sen. Be. Burada ayaküstü böyle konuşmayın. Bir gören olacak. Gel gel. E şimdi o zaman beni de rehin alacaksınız değil mi? Ya ayıp ettin, alırız tabii. Bilge, ellerini bağlayalım mı? Ben bağlamam, sen bağla. Aman heyeleri üstüne dur, ben bir ip bulayım. Beni kurtar diyorsun, anladım. Hayat sizin be oğlum. Tamam, tamam, Nihal'le konuşacağım. Şişt. Tamam, ikna edebilirsem beraber geleceğiz. Eyvallah, eyvallah. Günaydın millet. Lan ilk ben mi geldim ya? Kimse yok mu? Yapamayacağım Mehmet. Ne olur affet beni. Bak silahları var, ikimiz de vururlar. Böyle daha güvendeyiz. Nihal! Ne yapıyorsun siz? Ne oluyor burada? Ha? Şaka gibisin abi sen ya. Ne yapıyora benziyoruz burada ha? Soyuyoruz lan bu bankayı. Nihal, çabuk bağla şunu. Ya siz bir de beraber misiniz Nihal bunlarla ha? İyice saçmaladın artık Selçuk ya. Yani kendi çalıştığım bankayı mı soyacağım? O kadar aptalım yani. Kızım, sana diyorum satışı bırak da hadi çabuk. Sana demedim salak. Sen otur. Hadi sene be kadın. Canına mı susadın be? Bak öldürürüm seni yoksa. Tamam. Bir dakika Nihal. Nihal. Bağla beni. Ne diyorlarsa onu yap. Çabuk bağla. Hadi canım, aç istersen artık. Ya ben hiç açamam ki bu bantları ya. Hadi be kızım, atsana şu bantı. Ya tamam, ben açıyorum. Ben açıyorum. Al beni, al. Bantlar, adam gibi bantlar ha. Tamam, kopar. Şimdi ağzını bantla. Ağzım bantlamasın. Hadi canım. Bantla. Hop. Açın, manyak mısınız siz be? Seni fırsatçı, yürü. Yürü. Tamam mı? Ay üf ya, çok salakça yani bu yaptığımız. Ya o değil de çok korkuyorum ben ya. Siz tanıdığımı bir anlarlarsa biterim vallahi. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya Gülay, bak beni de hala bağlamadınız. Vallahi anlayacaklar ya. Tamam canım, üzülme, dur ben seni bağlarım hemen. Gel. Dersen gidebilirsin zaten. Aha! Ey! Kimseye zarar vermeyin ne olur. Ellerimi de kaldırdım. Ne isterseniz yapacağız, kızmayın. Abi! Kıpırdama. Yürü. Onu da bağla. Bağla onu da. Kapı. Git bak bakalım çalışan mı, müşteri mi? Çalışan değil. Ya niye kapıyı kilitlemedin? Abi sen niye kilitlemedin? Kimse yok mu? Kim ilgileniyor acaba? Bak, gidip müşteriyi gönderiyorsun. Bir yamuğunu görürsen... Aç. Bağırmak yok ama. Ah, bakın şimdi. Her şey normal seyirinde gitmesi gerekiyor ya. Ben de Nihal'le gideyim, müşterileri geçirelim, sonra da yerimize oturalım. Müdür geldiğinde de mevzuyu çakmasın. Bu böyledir yani, böyle olmalı. Hı? Olur. O zaman siz ikiniz önden gidiyorsunuz. Ben 5-6 adım arkanızdan gideceğim, anlaşıldı mı? Hı. Tamam. Tamam. Aç sen bana. Bunlar.
Bak, eğer bir yavrunuzu görürsem vallahi ikinizi de vururum. Eğer vuramazsam kaçarsanız onu vururum. Sorumlusu da siz olursunuz. Bak, ondan sonra karısına çocuklarına siz hesap verirsiniz. Ne karısı çocuğu, Mehmet bekar be. Şerefsiz canım. Yavaş yavaş. Hadi. Sakın kahramanlığı falan taslamaya kalkmayın, tamam mı? Tamam. Tamam. Nihal'cim sen arkadan gel. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kredi kartı borcunu yatıracaktım. Henüz açılmadık. Mesai daha başlamadı. Ama kapınız açıktı. Hanımefendi dalgınlığımıza gelmiş. Kusura bakmayın. Madem açık değilsiniz, kapı neden açık beyefendi? İşte dalgınlığımıza gelmiş efendim. Kusura bakmayın. Ben sizi dışarı alayım. Mahsus yapıyorsunuz bilerek. Beyefendi, zamanında ödeyemeyelim de faiz geçirsinler diye böyle yapıyorlar. Olur mu efendim öyle şey? Buyurun. Buyurun. Çaktırmadan gel. Siz var ya bu kafayla bir sikim soyamazsınız. Salaklar! Allah'ın salakları! Lan kötü sattı lan. Satmanın da bir adamı vardır be. Ben bunu sizin yanınıza koyarsam adam değilim. Ettiği lafa bak. Erkek sen içerideyken söyleseydin bütün bunları. E doğru söylüyor. Böyle banka soygunu mu olur Allah aşkına? Al çantanı. Hadi polisler de gelir şimdi. Gidiyoruz artık. Her şeyin hayırlısı. Hadi yürü. Geri dönmezsek Mehmet gözünüzü kırpmadan vuracağınızı söyledim. O da madem öyle dönelim dedi. Özür dilerim. Kapıdan çıkarken söylediğim şeyler için de özür dilerim. Hmm. İçerideyken götünü yemediği, kaçarken söylediğin şeyler için mi ha? Nihal'cim sen cevap ver. Sen dönelim dedin diye döndüm. Yani sevgimden. Sevgiye bir çentik alayım, sevgiye. Bana bak hayvan herif. Gelmeseydin ha? Niye geldin ha? Bununla yattığın için mi? Yoksa yatmak istediğin için mi? Aa! Ne oldu ha? Ne oldu? Cevap vermiyorsun. Ben söyleyeyim. İkincisi, yatsaydın geri dönmezdin. Her şey yatana kadar değil mi? Hep bunu oynuyorsunuz be. Allah Allah artık ama ya. Şu konuşulan şey bak. Burada konuşulacak şeyler mi bunlar? Ayıp ya. Yeter artık be. Aa! Geç içeri sen. Elini koluna bağla şunu. Tamam, tamam. Yanlış bir şey yaparsanız herkes ölür. Bu kadar. Tamam, tamam, tamam. Yürü. Gel artık be müdür. Üf. Kalbim dayanmayacak. Gülay'cığım hoş geldin. Perukla çok yakışmış. Geçmiş olsun. Başladın yani kemoterapiye ha? Güzel. Bak hiç sinirlenmeyeceksin. Sakin olacaksın tamam mı? Hiçbir şey üzülmeyeceksin. Moralini bozmayacaksın. Bunlar ilaçlardan daha önemli. Aferin Nihal'e bak. Senin krediyi çıkarmış. Çıkardı değil mi? Yoksa sabahın köründe bankada işin ne? Vezne açılsın hemen paranı öderiz seni. İndir, indir ellerini. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Yürü, yürü. Günaydın Nihal'cığım. Günaydın. Kaldır ellerini. Kaldır, 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 kaldır ellerini. Ne oluyor ya? Herkes rehin aldılar, içeride onlar. Eğer bir şey yaparsak hepimizi öldüreceklermiş. Siz beraber misiniz? Yok deve. Beni de rehin aldılar. O yüzden yapıyorum bunları. Kimseye bir şey olmasın diye. Tamam ben bağlarım. Siz gidin şu kapı... Sen git şu kapıyı kilitle artık. Yol geçen anına döndü zaten burası. Hadi. Abla sen de yürü. Kusura bakma. Yani yapmak zorunda kaldık. Ne yapalım? Senin de payına düşeni veririz. Yok yok aman. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sakın beni bu işe bulaştırmayın tamam mı? Eğer yakalanırsanız beni tanımıyorsun.
Ya şurada 4 ayım kaldı emekliliğime. Sakın yakmayın beni. Ablacığım sen beni tanımıyor musun Allah aşkına? Ben seni... Ben seni tanımıyorum. Ha bak. Müdürün odasında kamera kayıt cihazı var. Giderken yok edin onu. Allah kahretsin. Ya ben biraz önce sarılıp şapur şapur öptüm seni. Ay ya, kimse inanmayacak bana. Hiç kimse inanmayacak. Ne lütfen ne olur ağlama abla ya. Lütfen ablacığım ağlama. Ablam falan deyip durma. Sert davran bana. Tamam abla yani bir şey demedim zaten. Abla diyor. Ay abla geç Allah aşkına. Hadi geç. Tamam geç. Yürü. Yürü. Ağlama otur. Aç şunu. Tırnaklarınla iyice. Olmuyor, açamıyorum. Yürü. Müdür dışında gelmeyen başka çalışan var mı? 3 kişi. İkisi izinli, bir de Nermin var işte. Nerede şimdi? Nermin genelde 9'a 5 kala gelir. Yani aslında beraber geliyorlar da işte bize böyle çaktırmamak için. Yani önce gelir, tuvalete girer. Ondan sonra müdür bey gelir arkadan. Böyle Nermin Hanım gelince odama gönderirsiniz der. Sevgililer yani. Adam evli mi? Evli evli, Nermin metresi. Ay size ne el alem ilişkisinden ya? Bu kadar insanın içinde ne bu tavır? Asıl sen kendi tavrına bak, milletin uçkuruyla ilgileneceğine. Önce sen kendi uçluğuna bak. Sen benle gelir misiniz lütfen? Sen de onu çöz. Evet. Şimdi ben bu bantları kesiyorum. Sonra seni içeri alacağım. Ama ellerini çözmeyeceğim. İçeride orada sandalyende uslu uslu oturacaksın. Bak müdür gelince hiçbir şey çaktırmak yok. Anlaşıldı mı? Bak alarm numarası yok. Eğer alarma basarsan oturduğun yerde vururum seni. Sadece seni değil diğerlerini de vururum. Hem şu asıldığın kız neydi? Hah Nihal. Nihal anladın sen? Anladım. Ya. Biliyordum pislik. O yüzden hiç şaşırmadım. Ulan sen hiç akıllanmayacak mısın ha? Akıllanmayacak mısın ha? Bak hiç sinirlenmiyorum tamam mı? Hiç. Ver onu bana. Ha öyle demek ha. Sana bu lazım. Hı. Bu yetmez. Şimdi... Gülay, kapı kilitli açsana. Kapı kilitliymiş, kapıyı aç diyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Nermin Hanım gelmedi mi? Günaydın müdür bey. Günaydın. Aman. Nermin Hanım gelince odama gelsin. Silah! At! Meral Hanım, sen de hemen şu bankanın kapısını kilitle kaçmasınlar. Çabuk. Sen çabuk. Buyurun. Sen de teröristin üstünü ara. Temiz. At elinden o silah. At! Bak, ben tetiği çekersem kahraman olurum. Sen çekersen katil olursun. Ona göre. Aç şu silahını!
Selçuk, Mehmet içiyoruz. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm. Çok sarmışlar. Biraz uzun sürer. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Müdürüne söyle, kasadaki paraları versin, bir de arkadaşımı bıraksın. Ben teröriste pazarlık yapmam. Manyak mısın Erdal? Bey, öldürsünler mi beni? Bırak kızı, ver parayı gitsinler. Benden değerli mi canım? O paradan ben sorumluyum, anladınız mı? Bana bak, at elindeki o silahı. Çabuk! Ya üç kuruşluk para için Allah aşkına sevgilini mi satıyorsun? Ne biçim adam mısın sen? Ayıp be, ayıp. Ne sevgilisi be? Ben evli barklı adamım. Neyin peşindesiniz lan siz? Ulan vur hadi, kolay mı o kadar adam vurmak? Allah belanı versin Erdal senin. Allah belanı versin. Ne biçim insansın sen? Ver parayı gitsinler. Sanki senin paran mı? Bak vuramazlar seni. Anladın mı? Blöf yapıyorlar. Ya blöf yapmıyorlarsa? Ay ya gerçekten öldürürlerse beni? Ay bırak ya, bırak. Ya bırak ya, çok fena. Bu hayvan bana da asıldı müdür yardımcısı yapacağım diye. Değer mi bu ayının altına yatmaya be kuzum? Biliyor muydun? Ay herkes biliyor. Ama, ama ya, ama ya. Ya ama ya. Ya müdürüm gerçekten bokunu çıkartmışlar ya, çözemedim. Nihal'cim oradan bir makas sallasana bu tarafa doğru. Tamam. Bak ellerimi kaldırdım. Ne olur kimseye bir şey yapma. Hem daha çok gencim ben ölmek için. Daha evlenmedim bile. Kasadaki paraları verin, arkadaşımı da bırakın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Ya tamam tamam tamam. Ne yapıyorsun? İndir silahını ya. Bir orta yol bulunur. Hallederiz. İndir sen silahını. Neyi hallediyorsun lan sen? Babanın bankası mı bu? Manyak! Müdürüm, bankanın parası sigortalı. Bize giren çıkan yok ki. Yeter ama ya. Yeter artık gerçekten ya. Müdür bey, gerçekten yani insanların hayatından daha mı değerli? Verin parayı gitsinler. Geç sesini be! Selçuk, saçmalama oğlum. Şu silahı al. Üstünde silah var. Çabuk 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 çabuk. Hadi oğlum. İndir bakayım silahını. İndir silahını çabuk. Gördün mü? Daha dün gece kedi gibi yalvarıyordu. Şimdi kaplan kesildi. Üzülme canım. Bunların hepsi aynı. İlk başta hemen sevdiklerini satarlar. Lütfen indirir misin silahını? Ben artık bırakacağım galiba. Kalbim el vermiyor. Ya kardeşim kime diyorum ben? İndirsene silahını ya. İndirmezse ne olacak Selçuk? Ha ne olacak? Vuracak mısın hepimizi? Hadi vur şekerim. Hatta ilk benden başla istersen. Üç kuruş para için. Nerede sevgi, saygı? Ha? Diğerlerinden bahsetmiyorum bile. Müdürüm, çok üzgünüm. Ne üzgünüm oğlum? Buraya kadarmış. Nereye kadarmış? İşte buraya kadarmış. Lan delirdin mi sen? Siz ilk önce insanların canından sorumlusunuz, paradan değil müdürüm. Adam gibi adammışsın, sevdim seni. Eyvallah. Heh, tabanca buraya. Şimdi kaldığımız yerden devam ederim. Sayın müdürüm, doğru odaya. Yürü! Lan hepiniz, hepiniz hesabını vereceksiniz bunu. Sen paraları ver, biz EFT ile öderiz müdür beyciğim. Selçuk çok korkuyorum ben ya. Nihal korkma, ben varım. Ne o, önemli bir şey mi? Yo. Yoruldum sadece. Asuhan teyze. Sakın açma. Açma. Sistem bozuk. Duyulmuyor ya. Aç şöyle konuş. Hah. Asuman teyze sistem bozuk. İşlem yapamıyorum. Tamam tamam. 100 lira çekeceğim alt üstü. Gel canım.
ATM'den çekseydiniz. Yok, ATM istemem ben. O zaman ben vereyim size 100 lira, sonra hallederiz. Sağ ol evladım. Pazardan dönerken şey yaparım ben. Uğrar, çabuk gönder. Hallederim. Hadi doldur paraları. Onlar senin. İçlerinden biri alarmı çalıştırıyor. Dikkatli ol. Hadi. Buyurun Osman teyzeciğim. Sağ ol evladım. Neredesin? Niye açmıyorsunuz telefonları? Kafayı üşüttüm ya. Bak Asuman teyze. Gidelim. Aman Asuman teyzeciğim, öpeyim. Aman. Gel Poyraz'cığım. Gel bakalım, gel. Sen bana emanetsin. Gel, minik kuş, gel. Ya Osman teyzeciğim. Dur ya, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben arabamı almadan gidemem hiçbir yere. Çık lan dışarı, kalacak. Ya? Yemin ediyorum arkadaşını vururum. Çık dışarı! Çık dışarı dedim ulan! At silahını. Sen at. Bak, hapse gireceksiniz. Gebelene kadar da oradan çıkamayacaksınız. Kolay da o kadar banka soymak. Banka soymak mı? Ne yapıyorsun evladım? Silahın şakası mı olur? Bırak onu elinden. Hemen, hemen. Bak, çocuğunu düşün. Senin çocuğun yok mu? Anneni düşün. Benim senin yaşında bir kızım var. Benim de sizin yaşınızda bir annem var. 2,5 yaşında da bir çocuğum var. Ama çocuğuma analık yapamadım ben. Emziremedim bile. Tek göğsümü aldılar çünkü. 2 kez emzirebildim sadece. Meme kanseri oldum. Kocam da memesiz kadın olur mu diye terk etti. Ve ben bütün bunları anneme söyleyemedim. Kanser bitti zannettim ama bitmemiş. Belki de öleceğim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok yani. Müdür bey, bakın doğru söylüyor. Bırakın gitsin. Ben kalırım. Siz de kahraman olmuş olursunuz ha. Kes lan! Hepiniz bir duygusala bağladınız. Her orospunun bir bahanesi vardır zaten. Sen ne vicdansız bir adammışsın be. Orospu deyince niye üstünü anlıyorsun sen Nermin Hanım ya? Sen kime diyorsun? Kime söylüyorsun bunu? Ha? Uzattın ama indir şu silahı, şimdi bir kaza olacak. Ne oluyor lan size? Bankayı beraber mi soyuyorsunuz lan? Ha? Kameralar kayıtta. Şerefsizim var ya. Hepinizi sorguya çektireceğim. Eşşoğlu eşek. Kimin parasını koruyorsun sen sanki ha? Hangi parayı? İnşallah sorguya çekerler de o hava hatatı anlattığım bütün pis işlerini tek tek anlatırım ben de. Kes lan! Hepiniz namuslusunuz, bir ben namussuz kaldım burada. Şşt, bir dakika dinleyin beni. Müdür bey, lütfen bırakın gitsinler. Bakın kimse zarar görmedi. Parayı da almamışlar. Bir hatadır yapmışlar. Sizden özür dilesinler, gitsinler. Hadi kızım özür dile, hadi. Vazgeç. Hadi. Hadi bırak. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceksin mi?
Ölmemiş lan bu kadın. Bu da kurşunlar kuru sıkı. Yahu siz gerizekalı mısınız lan? Böyle mi banka soyacaktınız siz? Alarm! Alarm! Alarma basın! Ben biliyordum bunların kuru sıkı olduğunu zaten. Ay. Evet. Bu gerçek. Nerede kalmıştık ha? Yürü! Düş önüme. Düş önüme! Öncelikle sakin olalım. Çok dikkatli olalım. Tamam. Yürü. Nihal, Nihal ya delirdin mi? Bırak Allah aşkına şu paraları ya. Bak paraları bırakırsan banka bu olayın üstünü kapatır, anlıyor musun? Hiç konu bile yapmazlar. Eğer paraları alırsanız hepinizi içeri atarlar ya, niye anlamıyorsun? Hadi Nihal, bırakın paraları Allah aşkına, arkadaşlarına da söyle gidin. Sen söylemezsen kimse bilmez. Sadakat çok önemli. Bak bir tek o kaldı. Ya bir tek sadakat mı kaldı ki? Sanki bir şey daha var. Selçuk ya. Bak müdür. Dünyadaki en tehlikeli şey kalbi kırık kadınlardır. Buradaki kadınların hepsinin kalbini kırdın. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan bu soygunla ilgili bütün foyan ortaya çıkar. Bitersin. Evet. Unutma. Sen çok boktan bir adamsın. Sen. Eyvallah. Hadi çıkalım. Birazdan dolar burası. Allah, polis geldi. Vallahi yakalandınız. Kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Tekrar ediyorum. Kimsenin bunu bile kanasın istemiyoruz. Tabii ya, Tom'a varsa toplumsal olay var demektir. Yoksa özel harekat değiliz. Bu birazdan gaz gelir, biz de çıkarız. Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin. Özel birisin. Özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zaman ruhlarımız işte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asli ruhlarımız işte böyleyiz, bu kadarız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Bir gün bir banka soyacaksın deseler asla inanmazdım. Soydum.
Soyduk vallahi. Nasıl yaptık bilmiyorum. Soygun parasıyla bankalara olan borcumuzu bitirdik. Ancak yetti. Meğer ne borçluymuşuz. Şu zalim korkmuş olacak ki dönemedi geri. Tedavilerim çok iyi gidiyor yani. Annemle barıştık. Poyraz artık susmak bilmiyor. Bilge ve Eylem de barıştılar. Daha önemlisi Feyhan teyze onları affetti. 1 Mayıs'ta evlendirecek. Feyhan teyzenin haç parası yatırıldı. Ancak kurala çıkmadı. Seneye inşallah hacı olacak. Nihal'in hayatında artık 6 S var. Evlendiler Selçuk'la. Çoluk çocuğa karışırlar yakında. Ve Dürdane. Tango işini de tutturamadı. Ama Dürdane bu. Bulur yeni bir olay. Açar yeni bir mekan. Bu arada büyük banka soygununu yapanların kimlikleri 6 aydır belirlenemedi. Alkışlayın. İyi ki doğdun Poyraz. İyi ki doğdun Poyraz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu doğdun Poyraz. Ablacığım börek. Börek yer misin? Yok aldım. Tamam. Aa, habere bakın habere. Merkez Bankası döviz rezervi Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 135 milyar doları geçti. 135 milyar dolar. Oh! Asuman teyze şaka. Vallahi şaka. Şaka. Anne şaka yaptı. Anne şaka yaptı.
Allah belanı versin Mehmet.